Eski devrin sühürü üflanıyor. Bu mızıkalar hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi. Çok çatlak sesler çıkacaktır. Her yeni devir sancılarını da birlikte getirir. Olacak o kadar. Devletimiz baki olsun da varsın nice törenler tertiplensin. Asıl olan devlettir, nizamdır. Mübarek olsun, devletimiz var olsun. 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 Mübarek olsun. Devletimiz daim olsun. Hünkârım. Avlonyalı Ferit Paşa. Sadaretiniz mübarek olsun. Padişahım, mülk de sizin, millet de sizin. Mülk Allah'ın, millet tarihin paşa. Bana bu vazifeyi verdiğiniz için müteşekkirim hünkârım. Size ve devlete sadakatle hizmet edeceğim. Ettiğim yeminin arkasında duracağım, sadık kalacağım. İnşallah elinizdeki sadaret mührünü devletin hayrına olmayan işlerde kullanmazsınız. İnşallah hünkârım. Peki. Kuracağınız kabineye karar verdiniz mi? Biz mi karar vereceğiz hünkârım? Ecdad-ı izamınız nasıl idare ettiyse siz de öyle idare etmeyecek misiniz? Kanun, ıslahat, istişare bunlar bir hünkârın azametine zarardır. Hayır paşa. İstişare sünnettir. İki dudağımın arasından çıkan kanun değildir. Bu devletin usulü erkanı var. Kanunu, nizamı var. Buna ben de uyacağım, siz de uyacaksınız. Nazırları siz seçeceksiniz. Sadece Şeyhülislam, Serasker ve Adliye Nazırını ben atayacağım. Sureti hayır hahanede emir sizindir hünkârım. Ben nazırlık hususunda çalışmaya başlayayım. Madem ki istişareye açıksınız hünkârım, adliye nazırı hususunda belki bir tavsiyem olabilir. Tavsiyenizi dinlerim paşa. Seçeceğiniz nazırların en mühim vasfı sadakat olmalı. Liyakat olabilir. Lakin sadakat olmazsa o liyakatı kendi hesaplarına kullanabilirler. İnşallah siz onlardan biri olmazsınız paşa.